Ahmet Hakan, sayemde Ali Babacan bir anda zuhur ediverdi. Dünya yıkılıyordu, virüs kol geziyordu, Avrupa yanıyordu, Amerika inliyordu, ortalık toz dumandı. Ve fakat Türkiye'nin en yeni partisinin başındaki Ali Babacan'dan ses seda çıkmıyordu. İki gün üst üste kayıp ilanı verir gibi yazdım. Bir Ali Babacan vardı ne oldu ona dedim. Nerede bu Ali Babacan dedim. Havlu mu attı acaba dedim. Üçüncü günün şafağında Fox TV'ye İsmail Küçükkaya'nın programına dar attı kendini Ali Babacan. Ben olsam İsmail Küçükkaya'nın yerinde Ali Babacan'a her şeyden önce şöyle derdim. Allah aşkına nerelerdeydiniz siz Ali Bey? Yahu dünya allak bullak olmuş insan bir ses etmez mi? Bizim kasap Emin Bey bile sosyal medyadan 279 tane beyanat verdi ama siz bir tweet bile sallamadınız. Niye böyle oldu Ali Bey? Haftalardır niye sustunuz? Sustunuz sustunuz ve bugün zuhur etmeye karar verdiniz. Ya ama niye? Buradan Ali Babacan'a bir uyarıda bulunmak istiyorum. İstersen Keynes çapında bir iktisatçı ol, şu sorulara doğru dürüst bir cevap vermezsen, bırak ülkeyi kurtarmayı, bırak liderliği, bırak genel başkanlığı, sıradan bir siyasetçi olabilmen bile imkansız. Pek de bir şey değişmeyecek gibi. Ben demiyorum bunu, Harvard'da politik ekonomi dersleri veren Danny Rodrik söylüyor. Danny Rodrik'in yazdığı makaleden çıkardığım notlara göre, kriz sırasında bütün liderler ve ülkeler eskiden nasılsalar öyle davranıyorlar. Mesela Trump beklendiği gibi yanıltıcı ve kibirli. Mesela Güney Kore, Singapur, Tayvan beklendiği gibi daha efektif. Mesela Çin beklendiği gibi bilgi akışını engelledi, yüksek derece kontrole yöneldi. Mesela Türkmenistan bekleneceği gibi koronavirüs kelimesini de maske kullanmayı da yasakladı. Mesela Macaristan Orban fırsattan istifade azıcık daha otoriterliğe kaydı. Kriz sırasında eskiden nasıl davranıyorlarsa öyle davranan ülkeler ve liderler krizden sonra da aynı yolu izlemeye devam etmezler mi? Peki ya zihniyet değişimi? Bu gerçekleşebilir mi? Danny Rodrik'e göre pek değişmeyecek gibi. Yine makaleden çıkardığım notlara göre herkes kendinin haklı çıktığını savunacak. Mesela kamucular biz haklı çıktık diyecekler. Buna karşılık hükümetlere kuşkuyla yaklaşanlar da kendi görüşlerini doğrulama şansı bulacaklar. Mesela daha fazla küresel yönetim isteyenler nasıl da haklı çıktık diyecekler. Ama buna karşılık daha güçlü ulus devlet isteyenler Dünya Sağlık Örgütü'nün çapsızlığından vuracaklar. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak cümlesi sadece bir temenni cümlesi olarak kalacak galiba. Ahmet Hakan Hürriyet